Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz hakareti kimse sevmez ama hakaret eden ettiğini, söylediğini duyar değerli arkadaşlar. Durum bundan ibarettir. Devlet ile hükümet Türkiye'de karıştırılıyor. Devlet hepimiz. Devlet Sayın Bakan değil, Sayın Erdoğan değil. Devlet 85 milyonun devleti, 1000 yıllık bir devlet. Hükümetler geçici süreyle devleti sevk ve idare etmek için milletin oyuyla göreve getirilmiş ve meclisin güya denetimine açık organlardır. Ama Türkiye'de bu hükümetin kendini devlet zanneden bir anlayışı ve yaklaşımı var maalesef. Gerilimin kaynağı da tam da bu anlayıştır. Devlet kusur işlemez değerli milletvekilleri. Kusur vardır, devletten vatandaşa yönelik kusurlar vardır, temel haklar ve özgürlükler noktasında vardır. Ama bu devlete mal edilemez. Herkesin de bunu böyle bilmesi lazım. Ve kuvvetler ayrılığı çalışmazsa hükümetler bir kusur makinesine dönüşebilir. Söylediğimiz budur. Yargı bağımsız ve tarafsız değilse, yasamanın üstünde bir vesayet varsa ve hükümeti denetleyemiyorsa, yürütme freni boşalmış kamyona benzer. Önüne geleni ezer, siler, süpürür. Yaşadığımız durum tam da budur. Kuvvetler ayrılığının özellikle 2018'den sonra yok edilmesi devleti 3 ziynetinden mahrum etti. Adalet, ahlak, liyakat. Yaşadığımız sorun budur. Kadim devletimizin maalesef adalet, ahlak ve liyakattan mahrum kalması şu an Türkiye'nin en temel sorunudur. Yüzlerce örnek mümkün. Mesela birim fiyatı 7 lira olan kablo borusu için yandaşa 2000 lira verirseniz bu ahlaksızlıktır. Darphanenin ihaleyle 185 milyon liraya yaptırdığı işi yandaşa 400 milyona verip ama işi alanda işi gene eski 185 milyon lira yapana verip 215 milyonu cebine koyuyor ve yüce mecliste bunu seyrediyorsa bu devletin içine düştüğü gayri ahlaki bir durumdur. Adli yargı, hakim ve savcı adaylığı yazılı sınavında Türkiye ikincisi olan bir çocuğumuzu mülakatta eliyorsanız bunun adı adaletsizliktir. Sezgin Baran Korkmaz'ı ve Zindaşti'yi devlet operasyonu ile yurt dışına kaçırıp 3 bilirkişi raporuna rağmen Yalova Belediye Başkanı'nı göreve iade etmiyorsanız bunun adı da adaletsizliktir. Bunu yaparken Uludere'de ve Hilal Belediye Başkanları zimmet ve rüşvetle ilgili ihaleye fesat karıştırmakla ilgili ceza almış, cezayı veren Mahkeme İçişleri Bakanlığı'na yazı yazmış, bunların görevden uzaklaştırılması lazım demiş ve siz buna rağmen almamış, üstelik makamınızda onları ağırlayıp çay içirmişseniz bunun adı da adaletsizliktir. Liyakatı atlamayalım. 2 ay oldu olmadı Sayın Bakan da oradaydı. 42 canımızın orada yok yere feda edilmesi, şehit olmaları devletin içine düştüğü liyakatsızlık girdabının en somut, en acı olayıdır. Kamu personeli seçme sınavında matematikte Türkiye ikincisini mülakatta elemek ama AK Parti İl İlçe Yönetim Kurulu üyelerini hakim savcı sınavlarında, mülakatlarında çok seri bir şekilde göreve başlatmanın adı da ahlaksızlıktır. Hükümetin bakanlarının bunu yaparken, bu olaylar olurken, yani devlet adaletten, ahlaktan ve liyakattan yoksunken, kutsal değerleri, yüce devletimizi, şanlı bayrağımızı kendi kusur ve günahlarını örtmek için
kalkan yapmaları da içine düştükleri aczin en somut ifadesidir. Gelelim esasa. Biz konuşacağız. Biz seyredemeyiz. Biz buraya yürütmeyi denetlemeye geldik. Biz buraya Türkiye'de yetim hakkını muhafazaya geldik. Biz buraya devletin şan ve şerefini yüceltmeye geldik. Hükümet Türkiye'ye sorgusuz, sualsiz vergi incelemesinden muaf, konusu suç olabilecek, kaynağı belirsiz, yani kara para getirecek, cari açığı minimize ediyor dedik, getiriyor minimize ediyor dedik. Söylediğimiz bu. Peki ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Söyleyeyim ben. Bu sözü hükümet üstüne almadı. Ama Türkiye'ye varlık barışı ile gelmiş bir 82 milyar dolar var. Son 10 yılda. Ve bu gelsin. Ne, peki bu parayı soruşturmanın, incelemenin, vergi incelemesi yapmanın ne mahsuru var? Bu para hakkında vergi incelemesi yapılamaz diye kanuna siz el kaldırdınız. Bu grup kaldırmadı. Ve biz hükümete diyoruz ki cari açığı konusu suç olan parayla kapatıyorsun diyoruz. Beyler diyor ki muhalefet kahraman polisimizi ve jandarmamızı kara para ve uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatmakla suçladı. Eyvah. 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 Bu tükenmişliğin, bu aczin, çürümenin ve pişkinliğin pik yaptığı noktadır. Maalesef durumu. Ya polis cari açık kapatmaz. Polis suçla, suçluyla mücadele eder. Yapıyor işini zaten. Siz elini kolunu bağlamasanız daha iyi yapacak. Bu arada devletin mahrum olduğu liyakata bir örnek daha vereyim. Emirle, talimatla, muhalefetle iktidar arasındaki tartışmaya taraf olup ana muhalefet partisi genel başkanına Twitter'dan laf yetiştiren, suç duyurularında bulunan yüksek güvenlik bürokratlarının durumunu da liyakatsizliğin ve edep dışılığın, çürümüşlüğün somut örneği olarak açıklamak mümkündür. Üstelik Sayın Genel Başkanımız diyor ki namuslu polislerden bahsediyor. Genel Müdür, Genel Müdür niye üstüne alınıyor bilmem. Sahte evlilik yaptın, sahte. Allah belanı versin. Allah belanı versin seni. Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri oturun yerinize lütfen. Sayın Bakan. Açarsın evraklar sende. Sana yalvaran da şerefsizdir. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Arkadaşlar herkes yerine otursun. Terbiyesizlik yapma. Sen alçak. Sayın milletvekilleri herkes yerine otursun. Sayın Bakan. Sayın Bakan rica ediyorum sizde biraz sakin. Sayın Bakan size de söz vereceğim. Arkadaşlar lütfen oturun. Herkes yerine otursun. Sayın milletvekilleri. Anlatayım. Herkes yerine otursun. Anlatayım. Lütfen. Açıkla dedi. Arkadaşlar lütfen siz de yerinize oturun. Şuraya başla. Sayın milletvekilleri lütfen yerinize oturun. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın Altay buyurun devam edin siz. Arkadaşlar herkes yerine otursun. Rica ediyorum. Selman, Sayın Özbeyci lütfen herkes yerine. Yani tutanaklara geçti. Sayın Bakan o kadar büyük bir acı içinde ki benim arkadaşlar eşimden bunu söylerken eşimden özür diliyorum. Sayın Bakan benim sahte evlilik yaptığımı söyledi. Pes ya. Sen sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sistemine girersin. Benim eşimin benim hem kanun önünde hem Allah huzurunda helalim olduğunu bilirsin ve bunu söylemekle de çukurun çukuruna düştüğünü de bilmeni istiyorum. Ayıp ya.
Hikaye şudur. Normal resmi nikah memurlarıyla bir nikah yapıldı. 3-4 gün sonra bir arkadaşlarla yemek yedik. O zaman için beyefendinin görevden aldığı Ataşehir Belediye Başkanı da orada. Bir fotoğraf seremonisi yaptık. Beyefendi bu nikahı sahte saydı. Olay bu. Öyle öyle. Tam olarak öyle. Geç o işleri. Şimdi sana Sayın Milletvekilleri, Grup Başkan Vekili kürsüde. Ben konuşamadım. Biraz sorabilir misiniz? Sana niye Suç İşleri Bakanı diyoruz? Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Suç İşleri Bakanlığı demedi demeyiz. Demin söyledim. Devlet başka, hükümet başka. Niye sana Suç İşleri Bakanı diyoruz? Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi olabilir. Neyi düzenliyor? Türk Ceza Kanunu, pardon, 106. maddesi. Türk ceza, tehdit. Evet, hukukçular bilir. Siyasetçileri tehdit ettin, sanatçılar ettin, meslek odalarını ettin, gazeteciler ettin. Bu açık bir suç. Çok açık bir suç. Başka bir örnek vereyim. Türk Ceza Kanunu madde 107, şantaj. Bak bu şantaj bana değil, CHP'ye değil. Türk Ceza Kanunu 107'yi suçunu niye, kime karşı işledi biliyor musunuz? Bizim CHP'li milletvekilleri. Söyleyeyim. Ayda 10.000 dolar her ay düzenli mafyadan para alan bir siyasetçi var. Demeyin. Dövün. Aslında bu şantaj direkt size değil. Direkt Recep Tayyip Erdoğan'ıdır. Direkt onadır. Ve suç bitmiyor. Türk Ceza Kanunu 267. İftira. Beyefendi de o sicil de var. İçişleri Bakanısınız. Güvenlik soruşturmalarını, arşiv araştırmalarını siz yapıyorsunuz. Sabıka kaydında Adalet Bakanlığı veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 tane terörist var dedi. Nerede? Bir tane cezaevinde terörist yok. Bir tane ceza almış terörist ben bilmiyorum. Bunun adı iftira değil de nedir arkadaşlar? İftiradır. Bir suç daha söyleyeyim. 13 tane suç var TCK'da bağlantılı böyle. Görevi kötüye kullanma. Türk Ceza Kanunu 257. Basit, en basitini vereceğim. Çok var da. Polis bandosunu AK Parti seçim şarkısı çaldırmak, görevi kötüye kullanmanın en tipik örneğidir. Keşke, bir tane daha vereyim. Ekrem İmamoğlu'nun nerede, kimle yemek yediğini takip edip MOBESE kayıtlarından servis etmek de bu suça girer. Ekrem'in nerede yemek yediğini takip ediyorsan da, ya Türkiye mafya liderlerinin cennetine döndü. Geçen sene bütçeyi görüştüğümüz günden bugüne kadar. Dünyanın bütün mafya liderleri İstanbul'da birbirlerine kurşun sıkıyor. Bunları takip etsen daha hayırlı bir iş yapmış olmaz mısın? Tamamlayın sözlerinizi. Başkanım 3 dakikam gitti. Türk Ceza Kanunu'nun 279'u var mesela. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi. Var işte. Mafyaya 10.000 dolar Tayyip Bey'e bir şantaj. Ama bu suçu bir kamu görevlisi de sayılan Sayın Bakan'ın savcıya bildirmemesi de ayrıca Türk Ceza Kanunu'na bir suç değil mi? Juvan Vukotic'den başlıyor resmi belgeler. Burada bu sayfada 15 tane yabancı uyruklu mafya lideri var. Bu sayfada 20 tane var. Evet, 15-20. İsimlerine zaman almak istemiyorum. Bu sayfada 8 tane var. Bunların hepsi Türkiye'ye girmiş. Tabi paraları girince sonra malları giriyor. Sonra kendileri geliyor. Ve bunların yakaladığın var, yakalamadığın var. Sınırları Kevgir'e döndürmeseydin hiçbiri Türkiye'ye giremezdi. Bu da bir görev kusur. Bataklık operasyonu, çok övündüler. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu diye. Burada Ali Fa 450 yıl ceza, 1470 yıl ceza meza. Ya bu kadar büyük bir operasyonda bir kişi cezaevinde olmaz mı kardeşim? Nerede bunu? Torbacıları yakaladın. Yakala. Yakala. Torbacıları herkes yakalar.
Torbacıları sana gerek yok. Gencecik genç kardeşlerimiz var. Yeni bekçi oldular. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Onlar da yakala. Senin görevin baronları yakalamak. Bunları yakalayacaksın. İçişleri Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapıyor. Basın açıklaması. Şunlara bak. Şunlara bak. Suç duyurusunda bulunuyor. Sonuç. Sonuç nereye varacağım? Sonuç bir sürü suç unsuru. Bir sürü suç unsuru saydım size. Bir sürü suç unsuru saydım. Ama ben Sayın Altay, süreniz tamamlandı. Sayın Altay, bir kez daha bir dakika olarak açacağım, sözleriniz tamamlandı. Ederim. Bir dakika. Bir de şunu merak ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiniz. Gidebilirsiniz. Güvenlikle ilgili uluslararası ilişkiler, işbirlikleri olabilir. Ama merak ediyoruz. Niye gittiniz? Ne zaman, hangi uçakla gittiniz? Giderken uçağınızda kaç kişi vardı? Gelirken kaç kişiyle döndünüz? Bunu da merak ediyoruz. Ve millet adına sormak da bizim en temel görevimizdir diyorum. Gelinen noktada siyaset münakaşa müzakereşidir. Elbette tartışırız. Ama siz siyaseti bu kadar germekten sizin muradınız, geçmişte Tayyip Bey'e onca ettiğiniz hakareti örtbas etmektir. Onu da son turda size cevaben söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sayın Erkan Aydın. Sayın Başkan, Sayın Başkan, süreyi tekrar başlatır mısınız? Başkan, tekrar başlatır mısınız? Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya gelirken şöyle düşündüm. Sayın Bakan böyle erken konuşmayı çok seviyor. Dedim ki, keşke erken hiç konuşmasa. Hatta hiç konuşmasa, görevi olan ülkeyi huzura kavuşturmak, iyi bir ülke yönetmek, özgür bir ülke yönetmek için keşke çalışsa dedim. Ancak bunun böyle olmadığını size birkaç örnekle göstereceğim. Erkenden konuşuyor. 2019'da dedi ki, terörü yüzdük, kuyruğuna kadar getirdik, bitirdik elhamdülillah dedi. Bir yıl sonra 7400 operasyon yaptık dedi terörle ilgili. Ya arkadaş, biten terörle ilgili niye 7400 operasyon yaptın? Bu ne lahana, bu ne perhiz, bu ne turşu. Şimdi bunu bitirdik dedi. 12 Kasım'da bakın, daha bir ay önce partisinin Bilecik toplantısında dedi ki 120 terörist kaldı dedi. Ayakkabı numaralarını zaten bütün Türkiye biliyor. Sayın Bakan onu da söyledi. Üzerinden 24 saat geçmeden 24 saat İstanbul'un göbeğinde, Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde bir terörist, ki terörist her türlüsünü lanetliyoruz, elini kolunu sallaya sallaya 1200 kameraya poz vere vere gitti, bombayı patlattı. Bir tanesi 5 yaşında evladımız olmak üzere 6 canımız hayatını kaybetti. Ne yapıyordunuz Sayın Bakan? Önceden konuşup her şeyi hallediyordunuz ya. Terörü bitiriyordunuz ya. Bu canlar giderken ne yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz bu canlar giderken? Konuşma yaptıktan dağdaki içeri giriyor. Sınırlar kefir olduğu için içeri giriyor. Sınırları kontrol edin biraz. Dolayısıyla bu terör bitti dedikleri terör her hafta 2-3 tane kahraman Mehmetçiğimizin şehit haberini alıyoruz. Terörü Millet İttifakı elbette bitirecektir ama 2002'de siz geldiğinizde sıfıra yakındı. Getirdiğiniz nokta kahraman polisimizin, Mehmetçiğimizin, askerimizin terörle mücadelesidir. Sizin siyasi şovunuz asla değildir. Şimdi terörle mücadele eden mafya, kara para aklamaya gelelim. Türkiye 7 yıl sonra tekrar
FATF'nin mali görev eylem gücünün listesine göre tekrar gri listeye indi. Böyle giderse de kara listeye gidecek. Kimlerle anılıyor? Söyleyeyim. Bahamalarla, Kamboçya'yla, Angola'yla, Nikaragua'yla anılıyor sayenizde. Böyle tabii. Sayenizde öyle anılıyor. Sizin görevinizi düzgün yapmamanız yüzünden Türkiye bugün bu ülkelerle birlikte anılıyor. Ama Sayın Bakan ne yapıyor? Meşhur U dönüşleriyle her şeyde yaptığı gibi olayı kendine siyasi şova çeviriyor. Sayın Grup Başkan Vekilimiz söyledi. 10 bin dolan aran siyasetçiyi bekliyoruz. Aradan bir yıldan fazla geçti. Hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanına o zaman parti başkanı iken söylediği lafları nasıl U dönüşüyle çevirdiğini de biliyoruz. FETÖ'yle mücadele ediyoruz diyor. Kendi ilçesine OFA atadığı kaymakam FETÖ'cü çıkıyor. Onu ortaya getiren savcıyı görevden alıyor. Nasıl FETÖ'yle mücadele? O da belli değil. Arkadaşlar, gerçekten geldiğimiz nokta ülkenin algılarla, hamasetle gerçekten kopmuş ve biraz önce yaşadığımız kendi durumunu konsolide etme, ülkeyi başka konulara çekmekle meşgul eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Geçen sene ben bu kürsüden bir fotoğraf gösterdim. Hani bu, birazdan da göstereceğiz. Bir sürü fotoğrafla. Bir tane daha göstereyim. Bu fotoğraflardan birini gösterdim. O zaman SBK Holding ile ilgili gösterdik. Sayın Bakan oradan saldırdı. Şimdi Brezilya'da uçakta 1.3 ton kokain yakalayan uçağın sahibi. Ne yapıldı bununla ilgili? Hiçbir şey yapılmadı. Ama Sayın Bakan bunlarla ilgili mücadele yapacağına kalktı bize onlarca defa hakaret etti. Geldi plan bütçe komisyonunda onlarca defa hakaret etti. Burada tutanaklar. Hepsi tek tek yazıyor. Yüce Meclis'in tutanakları bunlar. Ben kendim yazmadım. Ben burada aynı sözleri ağzıma alıp tamamlıyorum sözlerinizi. Aynı sözleri ağzıma alıp da bakanın seviyesine inecek değilim. Ama bunlarla ilgili dava açtık. Bursa'da dava açtık. İki mahkeme tazminat davası ceza verecekken son mahkemede hakim değiştirildi. Hani tarafsız ve bağımsız yargı var diyorlar ya. En güzel örneği talimatla bakan talimat vermiş. Yerine gelen hakim de davanın reddine karar verdi. Arkadaşlar, istediğiniz kadar bunlarla uğraşın. Onlarla istediğiniz kadar uğraşın. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi tartar diyorum. Ve bu Yüce Genel Kurul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyüklüğüne, vehametine yakışır bir şekilde bütçe olmasını diliyorum. Sayın Bakan da umarım bunları dikkate alır. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Murat Bakan, buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Bu bakanlık bütçeden aldığı paydan çok daha etkili bir bakanlık toplum nezdinde. Neden? Çünkü mülki idare ona bağlı. Kökleri Osmanlı'ya 1864 vilayet nizamnamesine dayanan bir teşkilattan bahsediyoruz. Sorsam bakan iki kelime edemez bununla ilgili. 81 ilin valisi sana bağlı. 922 ilçenin kaymakamı sana bağlı. O vali, o kaymakam ki bulunduğu yerde, bulunduğu ilde, ilçede devleti yürütmeyi temsil ediyor değerli arkadaşlar. Peki bu kadar önemli bakanlığın başında kim var? Ben bu işten anlamam diyen bir sigortacı var. Sigortacılar başımızın tacı, ancak o işi de beceremiyor. Şu an emniyetin hiçbir aracı sigortalı değil değerli arkadaşlar. Biz sayesinde poliçe kesmekle devlet yönetmenin nasıl yapılamadığını öğrenmiş olduk. Devleti yönetmek hukuku bilmek demek. Devleti yönetmek devlet adabı bilmek demek. İçişleri bak, bağırma. Sözü olan bağırmaz. Zerzevatçı bağırır, sarraf bağırmaz. Bakın, İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne en karanlık dönemini yaşıyor değerli arkadaşlar. İkincisini, ilkini yine bu iktidar döneminde yaşadı. 81 il emniyet müdürünün 74'ünün
FETÖ'cü olduğu, 81 il valisinin 72'sinin FETÖ'cü olduğu dönemden bahsediyorum. Şimdi dönem ne arkadaşlar? Şimdi durum ne? Bakın, İçişleri Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde tüm tayin, atama, terfiler tamamen tarikat cemaat dengesine göre yapılıyor. Bakın, menzilci, okuyucu, yazıcı, Erzincan grubu, Kurdoğlu, İsmail Ağa cemaati. Buradan seni uyarıyorum Süleyman Soylu. Kula kulluk edenlerin bu ülkeyi ne hale getirdiğini geçmişte yaşadık. Bir daha asla izin vermeyeceğiz. Devlet memuru sadece amirinden emir alır, şeyhinden emir almaz. Devlet memuru sadece vatana, kanuna, nizama, bayrağa bağlıdır. Bu dönemi bitecek ve bunun hesabını geçmiştekiler ver gibi siz de vereceksiniz. Bu cumhuriyet çok zor koşullarda kuruldu değerli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. İkinci Dünya Savaşı yıllarını, seferberlik, soğuk savaş, ekonomik buhranları yaşadık. Ama senin döneminde olduğu gibi, senden önce 76 tane İçişleri Bakanı geldi. Senin döneminde olduğu kadar bu ülkenin tarihinde polis intihar etmedi, jandarma intihar etmedi. Bu ülkenin çocukları intihar ediyor. Bu çiftçinin çocuğu, emeklinin çocuğu, polis intiharları hiç mi seni ilgilendirmiyor? Bu çocuklar intihar ediyor ve bunlardan bir tanesinin anasını babasını aramadın. İçinde polis babası polis olanlar da var. Hayır, yalan söylemiyorum. Hepsiyle görüşüyorum. Yalancı sensin. Bana laf atmak için bilgiye ve zekaya ihtiyacım var. Ona sahip değilsin sen. Polis intihar ediyor. Amir zulmünden intihar ediyor. Ağır çalışma koşullarından intihar ediyor. Ek görevlerden intihar ediyor. Angarya'dan ediyor. Sen PAEM'de polisleri eski polis yeni polis diye ayırdın. Eski polislerin amir olmasının önünde tıkadın. AKP'de hatırlı kişiyi sokmayanın ne memur olmasının ne amir olması mümkün değil. 130 bin polis birinci şarkını yapmamışken 130 bin polis ikinci şark zulmünü getirdin. Uyuşturucu ticareti şüphelisiyle fotoğraf verdin. Çete lideriyle fotoğraf verdin. Sedat Peker'in yurda dönüş biletiydin. Sezgin Baran Korkmaz'ın ülkeden kaçış bileti. Türkiye'yi Rus, Azeri, Balkan mafya liderlerinin hesaplaştığı yer haline getirdin. Kahraman polisimizin yaptığı uyuşturucu operasyonunu canlı yayından ifşa ettin. Bakanlıkta kendine troll ordusu kurdun. Siber suçlarla mücadeledeki kahraman polislerimizi tenzih ediyorum. Senin iltimasla aldığın polislerden, polis yaptığın insanlardan bahsediyorum. Bize değil, muhalif olan AK Partili arkadaşlar, muhalif olan herkese saldıran, FETÖ yöntemlerini uygulayan trollerinden, haysiyet cellatlığı yapan çakma internet sitelerinden bahsediyorum. Yetmedi. Türkiye senin bakanlığın döneminde dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden Meksikalı Sinaloa kartelinin gözünü diktiği ülke oldu. Bunu ben söylemiyorum, bunu Europol söylüyor. Uluslararası, senden hala FETÖ'cü mü var? Sen FETÖ'nün Cumhurbaşkanı adayıydın, darbe gerçekleşseydi. Sen... Tamamlayın sözlerinizi. Sen 2017 referandumunda evet için FETÖ'nün talimatıyla çalıştın mı, çalışmadın mı? Onu anlat. Sen Türkiye'nin başını öne eğdirdin. İçişleri Bakanlığı'nı kim ve nefretle yönettin? 15 Temmuz'un faili finansörü dediğin Katar'a gittin. Eğer faili ve finansörüyse niye gittin? Değilse niye söyledin? Ya ilkinde yalan söyledin ya şimdi yalan söylüyorsun. Sen bu ülkenin başına gelen en kötü ikinci şeysin. Türk polisine, jandarmasına sesleniyorum. Polisin, jandarmanın intiharını bitireceğiz arkadaşlar. Sorunlarını da çözümlerini de biz biliyoruz. Polisin intihar edeceği değil, emekli olacağı, çoluğunu çocuğunu yetim bırakacağı değil, onun mürüvvetini göreceği koşulları biz yaratacağız. Dünyadaki örneklerine uygun polisin sendika kurmasını da biz sağlayacağız. Sözüm bitiyor arkadaşlar. Sayın Bakan, süreniz tamamlandı. Sayın Yaşar Tüzün. Sayın Yaşar Tüzün.
Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Ancak İçişleri'ne bağlı bulunan hiçbir kuruluşun gerçeklerini konuşamıyoruz. Emniyet Genel Müdürü'nün sorunlarını konuşamıyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışanların sorunlarını konuşamıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışanların sorunlarını konuşamıyoruz. Neyi konuşuyoruz? Sadece psikolojisi bozulmuş bir adamın yarattığı travmayı konuşuyoruz. Bakın, değerli arkadaşlar, bu işin siyasi tarafı yok. Bu işin bürokratik tarafı yok. Bu işin tamamen psikolojik tarafı var. Ve bu psikolojik bir yıllık yaptığı uygulamaların bugün bütçe görüşmelerinde aklamasını gerçekleştiriyor. Sevgili İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarım. Bakınız, bir empati yapınız. Lütfen empati yapınız. Bir yıl içerisinde yaptığı uygulamaları gerek komisyon toplantısında gerekse genel kurulu gerginleştirerek kendi koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bütün mesele bu. Korku dağları sarmış. Ben bu koltukta ne kadar fazla otururum? Bir gün fazla nasıl otururum? Korkusuyla bunları yapıyor ve başta iktidar partisi milletvekillerini ve Yüce Meclisi milletvekillerini kullanan psikolojisi bozulmuş bir Süleyman Soylu'yla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi yaptığı uygulamalardan sonra özellikle 2019 yılında yapılan yerel yönetimler seçimlerinde Türkiye'de birçok belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlığı kazandı. Millet İttifakı'nın başkanları kazandı. Bakanlığın yapmış olduğu bizzat kendi müdahaleleri, müfettişlerin yapmış olduğu bizzat müdahalelerden sonra şimdi de valilere ve kaymakamlara talimat vererek Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını çalıştırmak istememektedir. Bunun örneğini onlarca yüzlerce verebiliriz. Ama şunu içtenlikle söylüyorum ki başta ya lütfen rica ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız, örnek veriyorum. 63 milyon dolarlık bir projesi var. Her şey hazırlanmış. Teminata gerek yok. Bir imza ihtiyacı var. İmza atmayan bir iktidar var. Sayın milletvekilleri, Ankara, lütfen. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belton adı altında Belton adı altında bir yan kuruluşu var. Bu kuruluş, Sayın Başkanımız, Sayın, devam edin siz. Tamamlayın sözlerinizi. Bu firma 2002 yılında özelleştirme kararı alıyor. 2009'da özelleştirmeye giren bir firma burayı kiralıyor. 10 yıl süreyle burayı çalıştırıyor. 30 milyon dolarlık bir şirketi 12,5 milyon dolara satın alıyor. 10 yıl kiracı olarak çalıştırıyor. Bakınız arkadaşlar, Ankara Büyükşehir, hemen adı burada Etimesgut'ta. 10 yıl süreyle çalıştırıyor. Süresi dolduktan sonra Büyükşehir tahliye kararı yazısı gönderiyor. Ve maalesef kaymakam onaylamıyor. Peki kaymakam talimatı nereden alıyor? İktidardan alıyor. Bakanlıktan alıyor. Sakın tasfiye kararını onaylama, tahliye etmesin diyerekten. Bu anlayışla bu Türkiye yönetilemez arkadaşlar. Bugüne kadar belediyelerimiz hakkında söylemiş olduğunuz yalanları saymakla bitiremeyiz. Ama ya yalancının mumu yatsıya kadar yanar diyor. Süleyman Soylu'nun mumu ikindiye kadar yanmıyor arkadaşlar. İkindi sönüyor. Böyle bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi geldiğimiz noktada iktidar partisine söylediği sözleri hatırlatmama gerek yok. İktidar partisinin bakanına Demokrat Parti Genel Başkanı iken
Tamamlayın sözlerinizi lütfen. Demokrat Parti Genel Başkanı'yken söylediği sözleri hepiniz biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Buna ayrıntılara girmeye gerek yok. Ancak son olarak şunu söyleyebilirim. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü Paşa bundan 83 yıl önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk mezunlarında söylemiş olduğu cümleyi söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. Efendiler, elinde yanlış bir şehadetname ile cemiyete çıkan bir adamın memlekete zararı sizin tasavvur edebileceğinizden çok fazladır diyor. Bir cemiyette en muzur adam ehliyetsiz olduğu halde selayet sahibi olanlardır diyor. Bu adam bütün hayatında ilimin, liyakatın ve çalışkan... Teşekkür ediyorum Sayın Tuzun. Sayın milletvekilleri, birleşime 30 dakika ara veriyorum.